ETA üyeleri Irak sınırında askerler tarafından vurulan katırlar için bölgeye gitti. O resmen bir katliam ya. Türkiye'nin ilk özel barınağını açan Türkan Dağdelen bu sorunun üstesinden gelmek için bir formül geliştirdi. Geçtiğimiz günlerde Şırnak'tan bazı fotoğraflar geldi. Az önce gördünüz. Askerler bir köpeğe eziyet ediyorlardı. Botlarıyla üstlerine basıyorlardı. Şimdi de Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir barınağa gidiyoruz. Barınaktaki köpekler arasında kavgaların önüne geçmek isteyen yetkililer çareyi müzikte buldu. Sokağa bırakılan hayvanlar bir gönüllü kadının kendi çabası ve parasıyla kurduğu hayvan koruma barınağında toplanmış. Haberimizden izliyoruz. Bir grup hayvansever deve güreşlerinin yapıldığı alanı bastı. Develer için eylem yaptılar. Kendilerini önce tartışmanın ortasında, çok geçmeden de yerde buldular. Ortaca Dalaman doğumluyum ben. Ailem yurt dışına gittiği için işçi olarak yurt dışında büyüdüm. 15 yaşında gittim, 14 yaşında 15 yaşında gittim. 20 seneden fazla Almanya'da kaldım. Türkiye'ye geldim, yapamadım. Dedim ki hostes olayım dedim. Hani bir hosteslik o zaman değil, yabancı dilde olunca özel bir şirkette hostes olarak başvurdum. Ama o arada da tam İngilizce bilmiyorum yani çok bilmiyorum. Şimdi bugünkü gibi bilmiyorum. Dedim ki şöyle bir ben 3 ay bir İngiltere'ye gidip geleyim. Sonra işe başlayayım. İngiltere'ye gidiş bir o gidiş. Bir 10 sene kaldım da geldim. Hiç uçmadan hosteslik hayatım başlamadan bitti. Londra'ya gidince aşık oldum. Ay olmaz olaydım yani. Nedir bu aşk ya? O da ayrı bir şey. O da fiyasko öyle bitti. Hayatımda ben gerçekten çok çalışan bir insanımdır. Kendimi gövmek gibi olmasın ama başladığım işi de mutlaka bitiririm. Hayatımda bitiremediğim tek şey evlilik. O fiyaskoyla bitti. Otelden, bardan, restoranta ondan başka hiçbir şeyden anlamam. Hele hele hayvanlarla hiç işim olmazdı. Kaldı ki buzdolabına kedi maması koyan insanlar konserve olur. Onların evinde yemek bile yemezdim düşünün yani. Ama eskiden de çocukluğumdan beri de hayvanlara ilgim vardır. Yani böyle nasıl olsam köyde çocuklar kedi yavrularını öldürürdü işkenceyle ve ben çok ağlardım, üzülürdüm. Ve onlar da ben ağladığım için benimle alay ederlerdi. Yani düşün köyün çocukları. Ama çok iyi hatırlıyorum kedi yavrularını iplere bağlar, havuza batıra batıra öldürürlerdi. Ve kimse de bir şey demezdi yani. Köydeki çocuklar çok vahşi oluyor şimdi. Ben şimdiki çocukların daha duyarlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kedi köpek meselesi de değil bu. Başka hayvanlara da yapılan bir vahşete kimse şey de yapmıyor. Mesela eşekleri çok işkence edilirdi. Döverlerdi. Çok fazla yük yüklenirdi. Benim çocukluğumda ben kendi köyümden bahsediyorum. Ya nedense köylü müdahale etmezdi hiç. Yani ya da bu hayvana niye bu kadar çok yüklüyoruz diye kendi kendilerine sormuyorlardı. Çok ilginç. Türkiye'ye geldim. Tabii ki bu barınağı açmaya gelmedim. Türkiye'ye güzel bir restoran, böyle kalburüstü insanların gelebileceği böyle şık bir restoran açmaya için geldim. Dedim ekmeğimi kazanır giderim. Ne yazık ki geldikten kısa bir süre bir köpek buldum. Köpeğin işte çok perişan oldu. Çok halinden belliydi. Aç kalmış, atılmış, kakılmış bir sürü de. Yani ilk elimin değdiği köpek ki hala yaşıyor. Çok yaşlandı artık. Onunla başladı. Zaten çok kötü durumdaydı. Sonra bir kedi, sonra bir köpek derken burayı gördüm. Burası çöplüktü. Bayağı böyle çok terk edilmiş bir çöplüktü. Ama birçok hayvan buraya atılıyordu ve hayvanlar aç ve susuz ölüp gidiyorlardı burada. Ben o gördüğüm manzarayı 15 yıl geçti üstünden, 16 yıl. Ben hala onu hiç unutmadım. O hep gözümün önünde benim. Bir tane köpek vardı böyle. Boxer, Safkan.
kangren olmuş, düş, burası çürümüş. Ölüyor, can çekiş hayvan. Yani sonra bir baktım, bir köpek daha var. Bir kedi yavrusu geveliyor. Ölmüş kedi yavrusunu yiyor. Birkaç tane yavru vardı. Onlar da böyle, yani böyle zaten çöp de gıda atılan bir çöp değil. Yani hurdalık atılan bir çöp. Yani gıda atılan bir çöp olsa gene bir şeyler bulacaklar. Açlar, o kadar açlar yani, hiçbir şey yok. Biraz yemek yiyecek falan getirdik. Burada o can çekişen köpeklere o kangı, boksırı hiç unutmam ya. Bir veteriner hiç önemli değil. Bir veterinere gittim, dedim ki bak gel paranı vereceğim. Bunları uyutuver yani. Bunlar ölmüş zaten. Ölmüşler. Hele o boksur çürümüş, kurtlanmış. Yarısı yok hayvanın. Dediler ki Allah'ın işine karışmaz. Onu Allah yarattı, Allah şey yapar. Yok biri perşembe ben dedi bugün köpek uyutamam. İşte ilk müdahale yapılacak yaptı. Ölen öldü, kalan kaldı yani, ne yapabilirsek yaptık. Sonra yavaş yavaş ben oraya su ve yemek getirmeye başladım. Tedavi oldu bu ormanın içine. İşte haftada iki gün geliyordum falan derken sonra her gün gelmeye başladım. Sonra çöpleri temizlemeye başladım. Sonra haftanın yedi günü sabah gelip akşam gitmeye başladım. Sonra dairemi sattım. Sonra küçük bir arsam vardı, onu sattım. O yetmedi, bir iki de takılarımı sattım. Bir de duydular ha işte Almancı bir kadın gelmiş de orada ormanda köpeklere bakıyormuş falan. İnsanlar benim buraya geldiğimi duydu ya, daha çok hayvan atmaya başladılar. Öyle başladı. En son o meşhur portakal bahçem gitti. O 10 dönümün üstünde bir yerde ve bayağı meyve, tam meyve verme kıvamına gelmişti ağaçlar. Ne yazık ki o yok pahasına bir gecede sattım ben onu. Çünkü çok acil paraya ihtiyacım vardı. Ya bu ülkeyi terk edecektim ya da acil parayı bulmam lazımdı. Ve aynı zamanda da 2009 seçimleri geldi zaten. Yani dedim şimdi en azından bu başkan belki birazcık bir şey yapar. Çünkü diğerleriyle hiçbir şekilde yol alamadım. Biri diyordu buranın Allah'ı benim, Dalaman'ın Allah'ı benim diyordu o dönem. Sana oraya çivi çaktırmam diyor. Bir de ben ormanı temizliyorum kendi paramla. Ona da karışıyorlar. Öbürü diyor ben ite bite para harcamam. Adamlar bir de yasayı da bilmiyor. Yani yasa var, bir de yasa bunu, bakanlık bu yasayı hazırlamış. Demiş ki belediyelere siz kısırlaştırıp aşılayacaksınız bunları. Yani bir rehabilite merkeziniz olacak. Hiçbir belediyede, Türkiye'nin çoğunda yok hala. Ölüm kampları var. Anlatamıyorsun, belediye başkanına anlatsan bile etrafındakileri anlatamıyorsun. Yani belediye başkanını ikna ediyorsun, bu sefer etrafındakiler anlamıyor. Yani belediye başkanı da tek başına karar veremiyor bazı şeyleri. Burası bu hale geldi ama artık çektiğimi bir ben bilirim, bir Allah bilir yani. Ve hala da öyle. Tabiri caizse lüks, rahat bir hayattan buraya geldim. Yani buradan oraya gitmedim çünkü onları yaşadığım için, yediğim, içtiğim, gezdiğim, tozduğum, işte o marka kıyafetler falan, onları ben hepsini gördüm ve yaşadım. O yüzden de bu tür şeylere gerçekten çok tokum. Hiçbir şekilde ihtiyaç da hissetmiyorum zaten. Şu anda zaten çok param olsa, ki benim hiç param olmaz artık bu saatten sonra. Param olsaydı da yine o marka kıyafetler, işte şampanyalar, 5 yıldız oteller, onu yapmazdım. Bambaşka bir şey için harcardım parayı. Çünkü benim bu hayvanlarla birlikte tamamen dünyaya bakış tarzım, insanlığa, geleceğe, doğaya bakış tarzım değişti. Yani %1500 değişti derler ya. Ben tamamen yeniden doğmuş gibi değiştim. Dünya çok kötü, çok vahşet, çok istismar, cinayetler. Nüfus çoğaldıkça ne yazık ki vahşet de çoğalıyor. Sadece şeye değil, yani hayvana değil, insana karşı vahşet de çok. Bugün biz Türkiye gibi yine rahat bir ülkede yaşıyoruz. Yani başka ülkelerde hala milyonlarca çocuk işçiler var, köleler var. Hala kölelik sistemi var, modern köleler var. Bugün Arap ülkelerine gittiğinizde, yani bunları gördüğüm için diyorum, orada ciddi bir modern köle var, ciddi bir kölelik var ve ciddi de bir şiddet var, vahşet var. Bütün bunlara rağmen ben yine dünyayı gençlerin kurtaracağını düşünüyorum. İnternetle birlikte biz dünyadaki bazı şeylerin farkına vardık. Yani görmediğimiz uzakların farkına vardık. Yani sadece bize ne gösterirlerse değil, şimdi artık bize ne sunarlarsa ona bakmıyoruz artık. Kendi istediğimizi araştırabiliyoruz. Eskiden öyle değildi yani. Televizyonda ne gösterirlerse, gazetede ne yazarlarsa ona inanıyorduk. Yönetiliyorduk ama öyle bir şey yok artık. Şimdi internet diye bir dünya var ve gençler kendini geliştirebiliyor. Gençler dünyadaki vahşetin farkına varabiliyor.
Ya benim gücüm de bir yere kadar olduğu için gücümün yetmediği yere bu sefer kendim kahroluyorum. Ne fiziksel gücüm yetiyor, ne maddi gücüm yetiyor, imkanlar yetmiyor. Orada da gördüğüm şeye yardım edemeyince bu sefer kendim kahroluyorum. 7/24 benim telefonum açık. 7/24 vatandaş sağ olsun ne bulursa Türkan ablaya götürelim der. Vatandaş beni şey gibi, Mother Teresa gibi bir şey zannediyorlar. Elinde nasıl olsa sihirli bir çubuk var. Yani vatandaş yılanı da buraya getirir, çıyanı da getirir, kaplumbağayı da getirir, çakalı da getirirler. Yani devletimiz çok yetersiz. Yaban hayvanlarını da buraya getiriyorlar. Çünkü yok, vatandaş başka bir şey bilmiyor. Türkan abla yapar. Yani o yüzden bazen ağlasam mı gülsem mi şaşırıyorum. Adam hasta keçisi var, getiriyor. Diyor ki bunu kes de diyor, şey yapıyor. Şeylere yedir diyor köpeklere. Abi diyor bunu götürsene veterinere, yani bu iyileştir. Yok olmaz diyor, bu çok hasta artık, bunun eti yenmez diyor. Yani getiriyor. Çünkü adam ticari bakıyor olaya. Dönüyorum belediye başkanının masasına, ölü köpek çarpışmadığım var. Bir gerçek bir hikaye o. Aynı yaşadığım sokakta eski bir arabanın altında 6 tane falan yavru vardı ve bir anne vardı. Onlar zehirleniyor. Bir tanesi can çekişiyordu. Ben onu şey yapıyorum. O şeyle onların zehirlemişler zaten. Geceden zehirlemişler. Bir tanesi kalmış can çekişen. Onu aldığım gibi o gün gerçekten gözüm döndü. Ben ite bite para harcamam diyen bir belediye başkanıydı zaten. Zihniyeti de oydu. O hızla onu aldığım gibi belediyeye gittim. Gerçekten gözüm dönmüştü. Doğrudu. Onu artık belediyede nerelere çarptığımı hatırlamıyorum. En son belediye başkanının masasında kaldı olay. Olayın basına yansımasını orada su parası ödemeye giden bir teyze varmış. Teyzenin yanında da torunu. Onlar olayı görüyor. Onlar basına söylüyor. O zaman bayağı bir yankı uyandırmıştı. Ben ama hiç onun planlı projeli bir iş değildi. Aman gideyim de masaya ölü köpek çarpayım da kapak sayfasına olayım, gazetenin kapak sayfasına haber yapsınlar değil. O öyle spontan gelişti ama çarptım yani, doğrudum. İngiltere'ye gittikten 2000 yılından sonra 3-4 sene çok gezdim. Karayiplerin tamamını gezdim yani. Dominik Cumhuriyeti, Küba, Maldivler, Avrupa ülkesini zaten hepsini gezdim. Ama bu gittiğim ülkelerde o zaman benim şaşalı bir hayat yaşadığım zamanda, hayvanların yaşadığı dramdan, hani dedim ya 5 yıldız otele gelip tatil yiyip içip gidiyorduk. Ben bu hayvanların bu kadar dramın büyük olduğunu ben o zamanlara şey yapmıyordum. Yani bağış yapıyordum ama arkası beni bağlamıyordu. Yani 20 lira veriyordum, 50 lira veriyordum, kendimi rahatlatıyordum. Kedi köpek meselesi değil. Endüstriyel üretim var. İnsanları doyuramıyoruz artık. İnsanlar doymuyor. Korkunç bir vahşet var. Et ürünleri, süt ürünlerinin arkasında çok kötü. Bir de sağlıksız da zaten. Mesele benim için mesele sadece kedi köpek meselesi değil. Gezdiğim yıllarda da bu ülkeleri dolaşırken ben hep turistik amaçlı gezdim ve söylemesi ayıp, hani o zaman param da vardı, hani çok zengin değildim ama güzel bir tesiste kalabilecek, güzel bir otelde kalabilecek param vardı. O gittiğim ülkelerdeki dramı da görmüyordum. Görmüyordum çünkü turistler hep işin güzel yanını görürler. Güzel yerlerini görürler. Turistik kalkıp da sen şimdi gecekondu mahallesine götürmezsin ki oradaki fakirin fuga. Turist memleketin en güzel yerlerinde tatil yapar. Bu Türkiye'de de aynı, dünyanın başka ülkelerinde de aynı. Dubai'de bir gün gezerken dışarıdan gelen işçilerin ne kadar sefil olduğunu, ne kadar pis yerlerde yattıklarını gördüm. Dubai'nin arka sokaklarına girdim. İnanılmaz böyle. Yani iki tane dünya var. Birisi o ışıltılı dünya, paranın su gibi aktığı. Öbür tarafta da bir inanılmaz dram, sefalet var. Yani düşünün. Yurt dışındayken geldiğimde bizim oralar turistik yerler. Dalaman. Dalaman'a her gün 3-4 milyon turist iniyor. Yurt dışında yaşadığım zamanları, ben Türkiye'nin en güzel yerinden geliyorum. Ben zannediyordum ki, burada sürekli güneş doğuyor ya, ben zannettim, yani bu hayvanlar için de hep böyle günlük güneşlik, hayat çok güzel. Meğer o öyle değil, gelir gelmez daha belediyelerin geceleri, senede 3-4 defa köpek zehirlediklerinin farkına vardım. Ve bu köpekler sabaha karşı yarı canlı toplanıyor, presleniyor ve atılıyor çöpe. Ya bu ne ya, bunlar nasıl hayvan zehirler? Bir de can çekişen hayvanı gördükçe millet diyor, belediye temizlik yapmış. Öyle diyorlardı. Hani normal karşılıyorlar bir de vatandaş da. Can çekişen, orada ağzından burnundan köpük gelen, her yeri kan fışkıran hayvanı zehirden
Belediye yine temizlik yapmış diye normal karşılıyordu. Ben geldiğimde 15 sene önce o durum buydu burada. Ve bu dedim ki ben buna dur diyeceğim. Hemen dediler ki aa sen yeni geldin daha devletin işine karışma. Kendi kardeşim abla ya karışma. Git uğraşma belediyeyle. Ya diyordum bu adama oy vermiyoruz mu biz? Hani ben vermiyorum bundan sonra ben de vereceğim ama. E olsun o belediye diyordu sen başkanına neyi mi bileceksin? O kadar çok çaresiz kaldığım anlar vardı ki hiçbir şey bilmiyordum. Gerçi şimdi ben çok şey biliyorum. Yani ben damar yolu açarım, ilk yardımı yaparım, iyi bir hasta bakarım, köpeğin karşıdan hastalığını anlarım. O konuda çok tecrübeliyimdir. Yani benim bir veteriner diplomam yok. Yani o derece tecrübem var. Ama çok çaresiz kaldığım anlar, veteriner hekimlere para yetmediği, bir de veteriner hekim para veriyorsun adama, tut şunu diyor. Yani böyle karşıdan iğne vuruyor, hayvana dokunmuyor. Yani o kadar çok veteriner hekim var ki hayvanı sevmiyor, dokunmuyor veteriner hekim. Yani o tür veteriner hekimlerden de çok çektim ben. Ben sağlam hayvanı tutmam burada. O birazcık da istifçiliğe giriyor. Buradaki hayvanların tamamı itilmiş, kakılmış. Yani dışarıda hiç yaşama şansı olmayan. Yani iki yol var. Ya ben onu burada bakacağım bu alan içinde ya da ölecek. Ya da işte görmeyen, duymayan, sağır. Ama sapasağlam yani sadece sağır diye öldüremeyiz onu. O yüzden onlar burada. Yani burada görülen hayvanların zaten %80'i engellidir. Ben sabah kalktığım zaman tamamını gezerim padokların. Tamamını gezerim personelle birlikte. Temizliğe de zaten birebir kendim de yaparım. Kendim de kalırım. Ve akşam yatmadan önce de dolaşırım. Tamamını ki bir insan görsünler. Tamamını tek tek şöyle dolaşırım. Dokunsunlar, üstüme atlasınlar, öyle girerim eve. Bu bizim alışkanlığımızdır. Bir derece insan görüyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç insan yüzü görmeyen, iki kapısı olan, bir ön kapı, bir arka kapı, köpekleri toplayıp içeri atıyorlar. O hayvanlar orada açlık, susuzluktan birbirlerini yiyor. Arka taraftan da ölüsünü toplayıp atıyorlar. Yani öyle yerler dolu, dolu. Her baba yediğin harcı değil, sabahtan akşama çiş kakanın içinde çalışmak. Çiş, kaka, kıl, üstüne işeyen var, kusan var, kanayan var. Yani biz öyle çalışıyoruz. Bunu yapmak herkesin işi değil. Bu çocuklar çok güzel, özel çocuklar. Korkunç bir pazar var bunda. Yani bu sadece şey değil. Şimdi veteriner hekimler para kazanıyor, ilaç firmaları para kazanıyor, mama firmaları para kazanıyor. Bunun bir de arka pazarı var. Kedi köpeğin bitmesini de istemezler. Niye istemezler? Çünkü arkada bir de büyük bir pazar var. Yani mama firmaları. Orada da rant var. Bayağı rant var ya. Bir gecede mama üretiyorlar. İçeriği belli değil. Üstündeki etiketi değiştiriyorlar. Bir gecede mama üretiyor. Bir gecede marka yapıyor adam. Belediyelere ihaleye veriyor. Belediye de zaten ucuz olsun da ne olursa olsun. O hayvanları bitiriyor. Çünkü içinde ne oldu? Zavallılar yemiyor zaten. Ta ki açlıktan. Ya birbirlerini yiyecekler ya da o önüne konu. Çünkü kapalı yerdeler. Üreticiler var, köpek üreticileri, dövüşçüleri, satıcıları. Yani hayvancağız ne zaman enkaz oluyor, bizim kapımıza atıyorlar. Al işte bunları da bizim, yani bizi de öyle salak görüyorlar. Nasılsa hayvanseverler bakar. Adam hayvanı dövüşmediği için atıyor buraya. Av yapmadığı için atıyor. Yani burası tamamen bağışlarla ayakta duran bir yer. Ben hep ön plandayım. Ben Türkan Dağdelen geçiyor burası ama bir de bunun görünmeyen insanlar var. Yani bize destek olan, bağış yollayan, 3 kuruş, 5 kuruş bağış yollayan, yüzünü görmediğim, sesini duymadığım güzel insanlar var. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar varsa Haydos var. Yani ben onlar yoksa ben bir hiçim burada. Çünkü buranın tüm geliri bağışlardan sağlanıyor. Benim çünkü kendi şahsi hiç param kalmadı. Ben onun zamanında harcadım. Yani benim yediğim bir lokma ekmek bile bağışlardan geliyor. Bizim hayatımız bize bağış yapan insanların elinde.